Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün kuyruk yağından ilaç yapacağız. Biliyorsunuz bunu genellikle diz kapaklarına uyguluyorlar. Ama bedeninizdeki herhangi bir eklem yerinizde ağrınız, sızınız, kireçlenmeniz varsa bunu kullanabilirsiniz. Ben özellikle boynum için yapıyorum bu ilacı. Kuyruk yağının fiyatını merak edenlere de söyleyeyim. Kasım 2022'deyiz. 130 Türk lirası dedik kasap. Ben yaklaşık ufak bir parça kesiver dedim kasaba 23 ya da 24 lira yalan olmasın Öyle bir rakam ödedim o da 150 grama mı denk geliyor hesap edersek tam hesap da etmedim Böyle küçük bir parça aldım Haftada iki defa kullanacağım için Açıkçası çok fazla yapmak istemedim her seferinde taze kullanmak istedim Şimdi hemen tarifine geçelim Kuyruk yağını mümkün olduğunca en ufak parçalara bölüyoruz İsterseniz bunu kıyma gibi de çektirebilirsiniz. Erimesi daha kolay olur. Doğradıktan sonra içi su dolu tencerenin içine atmayacağım bunları. Çünkü sudan ayrıştırması çok zor oluyor. Tavada kavurup yağı yakmak istemiyorum. Yağı yakma konusu bende çok hassas biliyorsunuz. Daha belki videolarımda da izlemişsinizdir. Yağın özelliği kayboluyor, kimyasallaşıyor. Aynı zamanda bunu bedenize sürdüğünüzde damarlar yoluyla emilip kana karışıyor. Yanmış yağı kana karıştırmak istemiyorum. Bunu doğranmış halde bir kavanozda koyuyorum. İçine su doldurmuş olduğum tencereye bırakıp kaynatıyorum. Yağı elde ettikten sonra içine bazı baharatlar da katacağım. Birazdan size onları da anlatacağım. Sevgili izleyiciler yaklaşık bir buçuk saat kadar kaynadı. Gördüğünüz gibi ne kadar soft bir yağ elde ettik. Bunu eğer yakmış olsaydık koyu kahverengi hale gelecekti. Böyle tertemiz bir yağ oldu. Bunu birazcık soğumaya bırakıyoruz. İçine Birer kaşık bu baharatlardan katacağım. Şimdi açıklayacağım sizlere. Bu baharatları katmamın sebebi karabiber biliyorsunuz mikrop kırıcı. Zencefil, zerdeçal da iltihap ve ödem giderici. Dolayısıyla diz kapaklarında ya da aşılmış bir eklem bölgesinde genellikle ödem oluşur. Bir çay kaşığı da içerisine kırmızı pul biber katıyorum. Bunu katmamdaki sebep o bölgeye biraz acı sürdüğünüzde ya da ısırgan otu sürdüğünüzde damarların hafiften şişmesini ve orada kan akışının bollaşmasını sağlar. Kan akışı bollaştığında ve damarlar şiştiğinde eğer o bölgede iltihap ve ağrı reseptörleri varsa kana karışıp oradan akıp giderler ve o bölge temizlenir. Ve damarlar şiştiği zamanda da kan akışı hızlı olduğundan o bölgede ve taze kan gelmeye başladığından bölgede temiz olduğundan Oranın hücreleri daha kolay tazelenir, daha güzel yenilenir ve hastalıklarla başa edebilir duruma gelir. Siz dilerseniz pul biber koymayabilirsiniz. Bu benim kendi tercihim. Pul biberden bir çay kaşığı, karabiberden bir çay kaşığı, zencefil ve zerdeçal karışımından da bir çay kaşığı katıyorum. Yağ soğuduktan sonra ilave ediyorum. Sıcak yağda bunların da başkalaşmasını istemiyorum çünkü. Biraz karıştırıp bunu difrizde bekleteceğim. Bu kağıt bardaklara koyuyorum genellikle difrizde rahat bekleyebilmesi için. Çünkü cam kaba koyduğumuz zaman çatlama ihtimali var cam kabın ve aynı zamanda rolan gibi kullanabiliriz. Makasla kenarlarını kesebiliriz kağıt bardağın. Yani biz onu böyle sürme esaslı yaparız. Kenarından da temiz temiz süreriz. İksildikçe üst tarafını makasla alırız ve sürmeye devam ederiz. Ben erimiş yağı önden böyle bir bardak aldım ve bunu eritmeye devam ediyorum. Hala kaynamaya devam ediyor kavanoz suyun içerisinde. Videoyu kapattıktan sonra zannedersem bir ya da bir buçuk bardak daha bana yağ çıkacak. Yine kendime yapıp onu difrize kaldıracağım. Bunu aynı zamanda hasta olduğunuz için değil, eklem bölgelerimiz en çok aşınan bölgeleri olduğu için onlara arada sırada bakım yapmak amaçlı haftada 1 iki uygulayabilirsiniz. Eğer diz kapaklarınızda çok ağrı varsa her gün her akşam sürüp bağlayıp öyle yatın ve sabahleyin de yıkarsınız. Bunu iyileşene kadar yapın mutlaka. Ben bunu disk kapaklarımda bir sorun olmamasına rağmen kullanacağım. Çünkü etrafımda gözlemlediğim yaş geçtikçe disk kapaklarının sıkıntı yaratmaya başladığı, biraz daha gençliğini ya da sağlığını korumak amaçlı böyle destek uygulayacağım. Sağlık sorunu, sıkıntısı olan tüm arkadaşlara şifalar diliyorum. Aynı zamanda geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum.